günlerdir gündemi meşgul eden ve insanların yoğun bir şekilde akın ettiği Çorum Ulu Mezarlığı'nda yaşanan ağlayan kız olayı çözüldü mü? İddialara göre kız bulundu, fakat gerçekten bulundu mu? Olayı kısaca hatırlayalım. Çorum'da 5 gece bir mezarlık başında ağlayan bir kıza rastlandı. Fakat bu kıza kimse yaklaşamadı. İnsanlar mezarlığa notlar bırakarak yardım etmek istedi. Fakat bir yanıt alamadılar. Bu olay gün geçtikçe çığ gibi büyüyüp herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Ve insanlar bu mezarlığa adeta aktılar. Bu kız neden bu kadar önemliydi? İnsanlar gerçekten bir başka insanın sıkıntısını önemsiyor muydu? Yoksa sıra dışı bir olay gibi göründüğü için sadece insanların ilgisini mi çekmişti? Yani sokakta bir çocuk ağlasa, beni neden bıraktınız diye haykırsa, sonra uzaklaşsa, bu kadar insan yardım edelim diye peşinden gidecek miydi? Hayır. Olaya geri dönelim. Şu an yaşanan yeni gelişmelere göre bu kız bulundu. Fakat yine bu olayda da bir sıkıntı var. Söylenenlere göre mezarlığın yakınında bir evde polis tarafından bulundu ve psikolojik olarak hasta olduğu öğrenildi. Bu kız daha sonra, burası önemli, hastanede tedavi ettirilip ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Daha sonra ailesine teslim edildi. Şimdi bu kız gündemi yaklaşık 2 haftadır işgal etmekte. 1 Mayıs gecesi son kez görüldü, yani hepimizin gördüğü gün. Bu kızın 2 Mayıs'ta yakalandığını varsayarsak, bugün ile arasında 9 gün var. Yani bu kız psikolojik olarak hasta ve geceleri mezarlıklarda ağlayacak kadar kötü durumda. Sizce bu kızın hastalığı bu kadar kısa sürede nasıl tedavi edildi? İmkansız. Bu arada kızla ilgili herhangi bir kişisel bilgi paylaşılmadı. Yani gizli tutuluyor. Acaba kız halen bulunamadı mı?